Bu videomuzda çamaşır makinemizin kapağını sökeceğiz ve kilit değişimi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bu kısımlarda yıldız tornavida kullanılmış fakat yıldız tornavida kullanmanızı istemiyorum. Çünkü yıldız tornavidayla sökmeye çalıştığınızda fabrikası burayı aşırı sıkmış olduğundan siz çevirdiğinizde iç kısmını yalama yapıyorsunuz. Vidayı incelediğimizde lokma anahtarına uyan bir vida olduğunu görüyoruz. Ya da bu iki ağızlı anahtarlar var. Onlar da uygun. Fakat çalışma alanınız biraz dar. Bakın lokma kullanın. Hem bu sayede vidaya da zarar vermemiş olursunuz. Bakın çektiğinizde gelmiyor. Çıkmadı. Başka vida var mı? Yok. İç kısmı kontrol ediyoruz. Yani burada da vida yok. Ne yapacaksınız? Bir sistem, bir mekaniği olabilir bunun. Bakın yukarı doğru çekin. Çıkıyor. Gördüğünüz gibi buraya ayaklar yapmışlar. İç kısmı oturuyor. Bu şekilde kapağı söküyoruz. Kapağımızı söktük. Şu kısımlarda vidalar var. Video uzamasın diye ben bunların büyük bir çoğunluğunu söktüm. İki tanesini bıraktım. Her kapak aynı olmayabilir. Vidaları iyi kontrol edin. Sağa sola gizlenmiş vidaları unutmayın. Çektiğinizde gelmiyorsa bir yerde bir vida kalmış demektir. Yani zorlama yapmayın. Kapağı sökerken de bunu size gösterdim. Bu haldeyken şöyle çektiğimizde gelmesi lazım. Bu şekilde açtık. Şurayla işimiz yok. Bu kısmı ayıralım. İç kısım bu şekilde. Burası kilit mandalımızın olduğu yer. Bu kısımda makineye tutunduğu yer. Buradaki vidaları da sökerek burayı değiştirebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı, bir problem varsa. Buraya geçelim. Burası biraz dertli. Dertli bir yer. Bakın şurada bu beyaz kısmı gövdeye tutturan ayaklar var. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunlar genelde kırılır. Mümkün olduğunca kırmadan açmaya çalışın. Değişik yöntemleri var. Mesela şuradan bir ince tornavida sokarak şu şekilde burayı açarken alttan başka bir malzeme ile yukarı doğru ittirebilirsiniz. Yalnız kırılma riski aşırı fazla. Burayı kurtardık. Sonra şu kısma geçiyorsunuz. Yani sırayla gitmeyin. Çünkü burayı da kurtarınca burada bir kırılma olabilir. Buraya geçiyorsunuz. Bu haldeyken bunu çekip çıkarmıyoruz. Burada bir demirimiz var. Şu mandalı tutuyor. Yani burada bir yay sistemi var. İçinden de bir demir geçiyor. Bu demiri çekip çıkarmamız lazım. Buradan demiri biraz bu tarafa itekledim ki tutmamı sağlayacak uç oluşsun. Şuraları da boşaltın, buraları da kurtarın. Yani ilk başta hatta burayı çıkarın. Bu demir daha kolay gelecek. Biz orada bir hata yaptık. Şu. Şimdi mantık sistem nasıl çalışıyor? Buradan içeride şu da takılı. Bu sayede mandal bastığımızda kapağı açıyor ve yayın sayesinde bıraktığımızda eski konumuna geçiyor. Bu kısımda bir arızanız varsa değiştireceksiniz. Yani şu kısmı komple çıkarıp yenisiyle değiştireceksiniz. Yayda problem varsa bulabilirsiniz yeni yay. Takarsınız. Problem olmaz. Çok pahalı bir parça değil bunlar. Yani 15-20 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Şimdi size takmasını da göstereyim. Çünkü asıl sorun takması. Yenisini aldınız ve takmanız gerekiyor. Burada zorlanabilirsiniz. Öncelikli olarak eski konumuna getiriyoruz. Bakın şu şekilde. Buraya oturtuyoruz. Yani bu kısmı direkt olarak yerine takın.
Bu kilit kısmı şu kısım, şöyle göstereyim, şu kısım bu tarafa gelecek. Yani şöyle olacak. Şu şekilde değil, bu tarafa bakacak. Bunu da alttan koyun buraya. Bu haldeyken şu demirle işimiz yok. Bunu son takacağız. Bunu çıkarın o yüzden. Böyle oturtturduktan sonra iyice bakın, yay bu tarafta şu şekilde duracak. Hizasına getirin. Şunu sonra da takabilirsiniz. Demirimizi buradaki delikten eski yerine takıyoruz ve karşılığından da çıkarıyoruz. Sonra yayın içinden geçiriyoruz. Sonra bu dili takıyoruz. Dilin içinden de geçireceğiz. Geçirdik. Karşılığına denk getirip tekrar yayın içinden. Şu an oldu. Hizası bu şekilde. Bunu alıp yerine takıyoruz. Takma işlemi tamam. Bakalım çalışıyor mu? Sıkıntı yok. Buradan da kontrolümüzü yapalım. Problem yok. Sonrası ise basit. Aynı taktığımız şekilde oturtuyoruz. Sonra vidalıyoruz. Diğer kısımlar dediğim gibi basit. Bu kadar arkadaşlar. Kilit değişimi, kapı kulpu değişimi daha doğrusu bu şekilde yapılıyor. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.